arkadaşlar. Şu anda da neredeyiz? Nürnberg'in en güzel yerindeyiz ve Yaşam Avrupa Ceko programına hoş geldiniz. Bugün sizlere Ludwigstrasse, yani Ludwigstrasse dediğimiz İstiklal Caddesi, aynen burası Taksim gibi İstanbul, ama burası da bir Ludwigstrasse. Her şey var. Arap, Suriyeli, Irak, Pakistan, Çekay, Polen, Rus, Hindistan, Balkan, hepsi var arkadaşlar. Azerbaycan, Türkiye diyoruz ve çok güzel bir yerdeyiz. Ve yanımızda da biliyorsunuz kendisi haftalarca bizlerde. İlk önce bir herkesin geçmiş bayramını kutlayalım. Geçmiş bayramınız kutlu olsun. Evet, ne bayramıydı? Kurban bayramı. Şeker değil miydi? Şeker değil. Şekerdi. Kurban mıydı, şeker miydi? Kurban. Şimdi şöyle bir şey var. Gerçekten kısa zamanda bizimle beraber bir arada sırada görünüyorsun. Evet. Ya duyduğuma göre herkes de yavaş yavaş çok güzel bir ilgi başlamış sende de. Evet, sayende saygı, sevgi, insanları gittiğimiz yerde yanında görüyorlar ve diyorlar, aa bu İlknur. Tanıyorlar değil mi? Hemen Şirik, tanıyorlar. İlknur Türkiye'den annen baban akrabalar da izliyormuş. Hepsi izliyorlar, takip ediyorlar. Nereden, hangi şehirden? Ordu, İstanbul, Samsun, her yerden izliyorlar. Tamam. Arkadaşlar, arada sırada İlknur'u bizde göreceksiniz, ama İlknur kendisi ne görevliydi? Ben güvenlik görevlisiyim. Bankada yapıyorsun değil mi? Bankada trezorlar, paraları koruyorsun. O işleri de yapıyoruz. Paralara giriyor musun, çıkıyor musun, sayıyor musun? Sayıyoruz biraz. Dediğimiz gibi arkadaşlar, İlknur Hanım'la bizlerle olacak. Çok güzel bir program yaptık. Şu anda da Nürnberg'in en güzel yerindeyiz. Tarih bir yer. Burası neresiydi? Plera. Plera, yani Telloların zeferi olduğu, buradan Avrupa'ya dağılmışlar. Aynen öyle. Doğru bayağı değil mi? İşgal ettik her yeri. Öyle tabii canım, Osmanlı İmparatorluğu. Yani. Yaşa paşam yaşa. Değil mi? Doğru mu? Bizim milletimiz her yerde. Burası küçük İstanbul gibi bir şey oldu. Evet arkadaşlar, şöyle bir herkes çayını alsın, çekirdeğini alsın, yemeğini alsın. Ailece bir izleyelim, gülelim. Bugün neler olacak? Şimdi bir de benim bir parçam var. Bu parçam, kardeşim bakın. Bu parçam söz müzik bana ait ya. Nasıl gidiyordu? Bak şimdi. Parmağına yüzük takamadım, kulağına küpe olayım. Sen bize adakada bir tanem, ben sana kurban olayım. Taktik maktik yok, bam bam bam. Kaçıracağım seni, bam bam bam. Vururum bak seni, dam dam dam. Bal dudak seni. Evet arkadaşlar, Yaşam Avrupa Ceko programı, hoş geldiniz. Hoş geldiniz Yaşam Avrupa programına Ceko'yla. Nürnberg'de her zaman dedim, adam gibi adamlar var. Gerçekten de adam gibi adamlardan birisi de Ahmet Mevlana Restoran. Biliyorsunuz kendisini birkaç kere gördük. Ahmet abi size güzel bir şeyler söyleyecek. Ahmet abicim, vallahi abi seninle beraber bunlar 6 ay evvel görüştük. İş değişmemişsin. Gittikçe abi gerçek gençleşiyorsun. Sağ ol, teşekkür ederim. Buna niye borçlusun abi? Çok su içmekten. Çok su içmekten mi yoksa stresten mi abi? Stres de olabilir. İş hayatımı seviyorum. İş, insanları seviyorum. O yüzden de genç kalıyoruz herhalde. Saçlara baksana, neremiz genç kaldı ya. Evet abicim, yeni yerin hayırlı olsun, bir tanıt abi. Yeni yeri açtık, bir ay oldu. Ofisyal açılışımız da 25-7 pazar günü, pazartesi günü olacak. Saat kaçtan kaça kadar gidiyor? Saat 10.30'da başlayacağız. İşte saat öğlen 2'ye kadar devam eder. 7. ayın 25'ine pazartesi günü saat 10'dan sonra. Evet, davetli olan misafirimiz kimdi, gelecek evet, olan kişi? Davetli olan misafirimiz ilk defa Bavyera'da bir Türk mekanı açacak olan Bavyera Başbakanı Markus Söder açacak inşallah. Nasip Şimdi olur. Arkadaşlar, Markus Söder'e de bizim Ahmet abiyle kanka, gerçekten başka yere gitmez, buraya gelir. Yani en güzel yemek burada yer. Doğru mu abi? Doğru değil mi? Doğru, evet. Yemek ya, çünkü o sonuçta başbakan insan, yani yemek yedi yere dikkat etmesi lazım. Çünkü şu anda yaşadığımız dünyada her şey olabilir. O yüzden dikkat ediyor. Sağ olsun, tercihim bizden yana kullanıyor. 30 senelik bir dostluğumuz var. Evet. Ürün olarak çerez çeşitleri var. Ağırlık verdiğimiz pasta çeşitleri, tatlı çeşitleri, lokum şekerleme çeşitleri ve içecek çeşitleri mevcut. Evet arkadaşlar, dediğimiz gibi Ahmet dediğimiz zaman buraya gelin, %100 Almanya'nın, dünyanın her yerisinde herkes geldiğinizde, burası küçük Kostambul. Doğru değil mi abi? Doğru, evet, burası Kostambul. Geçen de 711. senesini kutladık buranın. Kaç? 711. Nürnberg 1000 sene önce kurulmuş. Burası da demek 300 sene sonra kurulunca 711. senesini kutladık. Evet. Belediye abi. Başkanımızla beraber. Evet, burası küçük bir Kostambul, Taksim Sokağı. Öyle diyelim öyle, abi. Öyle, yani herkes tabii, burada var tabii, abi. Tabii.
Yani sürpriz olarak bu sene içinde de 2-3 tane dükkan daha açılacak. Kim açacak? Yerler. Türk arkadaşlar açacak yani ben. Abi herkes bir restoran. Sen bir ya arkadaşlar bakın bundan 10 sene evvel bir restoran yoktu burada. Bir evet. tane restoran Ahmet abi. Şirik geldiğine her yer restoran doldu. Helal olsun Ahmet abi seni tebrik evet. ediyorum. Öncülük yaptıysak ne mutlu bize yani. Evet abi her zaman öncüsü sen evet. bizim için sağ abi. Sağ ol teşekkür ederim. Evet buradan bütün Türk İslam aleminin şeker bayramını, şeker bayramı kurban mı? Evet, kurban bayramı. Şaka diyorum abi şaka dur dur. Abi şaka diyorum ya. Şimdi herkes de diyor ki ne şeker bayramı diyor kafayı mı yer. Yok abiciğim kurban bayramı. Herkesin buradan gerçekten kurban bayramı kutluyorum. Ahmet abi sen neler söylemek istersin buradan senin müşterilerine, senin halka? Ya kurban bayramını kutlarım herkesin tüm İslam aleminin başta Nürnberg ve çevresinin tüm insanlığın kurban bayramını kutlarım. İnşallah hayırlara vesile olmasını dilerim yani. Arkadaşlar biz ne yapıyoruz? Herkesin kurban bayramını kutluyoruz. Allah razı olsun. Sana da teşekkürler abicim. Çok teşekkür ederim. Seviliyorsun sağ Ahmet abi. Sağ ol teşekkür ederim. Ahmet abi seviliyor be. Sevilmeyecek iz. Şu anda da Nürnberg'de bazı kardeşlerimiz, bazı abilerimiz var. Kendileri iş adamları. İmaç Tarkesi'nin sahibi Ali Boz. Ali abi hoş geldin. Hoş bulduk. Sen nasılsın hoş abi? Ya Allah şükür iyiyim. Sen nasılsın? İşler nasıl abi? İşler kötü. Koronadan dolayı sorunlar yaşıyoruz. Sağlık evet. sorunu artı müşterilerin kendi ticari sorunları da var. Yani iki senedir problem yaşadılar. Bu problemden sonra inşallah normal hayata döneriz. Onun derdindeyiz. Evet arkadaşlar şimdi burada yaşadığımız şehir Nürnberg. Nürnberg'de herkes işini yapıyor. Bizim Ali abi de gerçekten hiç ezilmeyen yıllarını vermiş abimiz. Abicim Nürnberg halkını bir tanıyalım. Anadolu'nun her köşesinden artı dünyanın her köşesinden insanların yaşadığı bir şehir Nürnberg. Ve onun için burada yaşamaktan biz mutluyuz. Ve 50 senedir bu şehirdeyiz ve bu şehir yabancı düşmanlığının az olduğu, yabancılara kucak açan bir şehir. Son olarak ne diyoruz? Tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar. İnsanlığa hayırlara vesile olmasını dilerim. Tamam abiciğim biz ne yapıyoruz? Devam edelim. Evet arkadaşlar çekimlerimiz devam ediyor Nürnberg'de. Ama Nürnberg'de bazı sanatçı arkadaşlarımız var. Onlara da yer verelim. Şimdi beni izliyorlar. Nürnberg'deki gruplar var. İsim vermiyorum. Düğünlere gider, düğün organize yapar, kamera insanlar, şarkıcılar, canlı müzik yapanlar, orkestralar derken onlardan birisi yanımızda kim var? Merhaba. Merhabalar. Seni bir tanıyalım. Ben İlhan Atmaca. Müzikle uğraşıyorum. Ne zamandan beri? Vallahi yaklaşık 20 sene olmuştur ya. Nürnberg'de kalmamıştın. Eskiden Forchen'deydin. Eskiden Forchen'deydin. Nürnberg'e geldi aşağı yukarı 10 sene oldu, 11 sene oldu. Ders aldım Mustafa Kuş'tan. Ha, Mustafa Kuş abicim buradan da selamlar Mustafa Kuş. Ya Mustafa Kuş gerçekten bizim abimiz. Mustafa Kuş olmasaydı biz olmazdık. Aynen katılıyorum doğru. İşte kendisini tanıttıktan sonra benim bir dönüm noktam oldu müzikte. Grup kurdunuz. Sağ olsun gitar dersleri, şan dersleri verdi. Grup kurduk. Gitti yere kadar. Şimdi devam ediyoruz. Müzikle aşırı neşir oluyoruz yani. Yani Nürnberg'de bazı yerlerde canlı müzik yapıyorsun. Yapıyoruz. Nürnberg ve Almanya genelinde olduğunca. Şu an biliyorsun korona dönemi 2 senedir bayağı bir her şeyi kısıtladı. Ondan dolayı birazcık durgun. Evet. Abicim şimdi şöyle bir şey sana söyleyeyim. Kendin gitar çalıyorsun. Başka? Daburka çalıyor mu? Yok. Niye abi? Gitar. Ben de çalarım tabii ki. Elimi aldığım zaman çalarım. Ben çok iyi çalarım falan. Çok iyi çalıyor abi. Bizim İknur da var ya aslında o da iyi çalıyor. Çünkü o kendisi bankada çalıştığı için. Şaka bir yana. Evet abicim. Şimdi kendi şarkıların, kendi bestelerin, kendi albüm şarkın var mıydı? Yoksa çıktı mı, çıkıyor mu? Bir şeyler yapıyor musun? Şu an grupla bu tür çalışmalara girdik kendi bestelerimizi. Bakalım ilerisini gösterir yani. Öyle bir şey proje var kafada. Kafamızda daha doğrusu grup olarak. Grup Can Bas bu arada. Evet biliyorum. Ya, grubun ismi Can Bas. Hayırlısı diyoruz Can. He? Can, Can Bas. Evet. Hayırlısı diyoruz be ne diyelim. Evet arkadaşlar şimdi kardeşimizi gerçekten seviyoruz. Ve kendisinin sesi de güzel. İsterseniz bir kısa... Bir kendisinden bir size bir Allah takdir şimdi... etsin. Abi yapma ben de söylüyorum bak. Söyledim. Ben de söylüyorum abi. Olmaz abi mesela olmaz. Aklıma herkes. Halkına güzel şarkılar geliyor. Kendinin parçalarını söyle. Rahat ol. Yüzün geçmişten kalan, aşka tarif yazdıran, bir Alaturka hüzün, yüzün kıyıma vuran, anne karnı huzur, çocukluğumun sesi,
senden bana şimdi zamanı sızdıran. Gerçekten gözlerim sahnede düştü ya gelin. Böyle. Çok güzel ses. Abiciğim hayatında. Sen de tak abi. Vay abi benden yakışıklı oldun be. Evet arkadaşlar buradan herkesin bayramını kutlamak istiyorsan şu anda evet. Geçmiş bayramını kimi kutlamak istersin abi? Tüm İslam aleminin bayramını kutluyorum en içten de dileklerimle. Yani Allah kimseye bayramsız bırakmasın aynen. Her gün, her sene, her gün değil her sene bir bayram kutluyoruz ama evet, Ceko... Dertlerimiz daha az alsın. Evet doktora gittim dün gece doktor dedi ki Ceko sana her gün bayram. Bir kere değil onun için Allah razı olsun. Zaten kameraman bizim Bekir Bey de Ceko dedi sağ olsun bir baktım. Ya kendi kendine dolaşıyor doktor diyor onu kendi haline bırakın. Hani Bekir abi de artık benle beraber bayram her gün bizim için bayram. Evet arkadaşlar çekimlerimiz devam ediyor.